Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda yine bir Türk masalı okuyacağız. İnşallah beğeneceksinizdir. Masalımızın adı Akıllı Evlat. Okuyalım mı çocuklar? Neymiş adı? Akıllı Evlat. Akıllı Evlat. Sizin gibi. Hadi bakalım, sizin gibi akıllı mıymış? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde zenginlerden zengin bir adam varmış. Zengin adam bir gün üç oğlunu da yanına çağırarak demiş ki: sevgili yavrularım, bakın artık saçım sakalım iyiden iyi aklaştı. Daha ne kadar yaşayacağım belli değil. Ama herhalde günlerim sayılı. Ölmeden önce mallarımı aranızda bölmek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Belki ben öldükten sonra aranızda anlaşamaz kavga edersiniz. Halbuki ben sizin kardeş kardeş birbirinizi severek yaşamanızı istiyorum. Zaten kardeşlere yakışan da budur. Demiş değil mi? Şimdi her birinize birer kese altın vereceğim. İstediğiniz yere gidin. 3 yıl dolmadan buraya dönmeyin. 3 yıldan sonra döndüğünüz zaman her biriniz bana bu 3 yıl içinde neler yaptığınızı, altınların nereler harcadığınızı anlatacaksınız. Hanginizin yaptığı işleri daha çok beğenirsem mallarımı, paralarımı ona vereceğim. Üçünüz de beni memnun ederseniz mallarımızı aranızda eşit olarak paylaştırırım. Haydi şimdi yolunuz açık olsun evlatlarım. Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının elini öpmüşler. Atlarına binip yola çıkmışlar. Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine üç yol çıkmış. Büyük kardeş sağdaki, ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş soldaki yola koyulup uzaklaşmışlar. Almışlar paraları, gidiyorlar. Bakalım ne yapacaklar? Hangisi akıllı iş yapabilir sizce? Büyük, orta, küçük? Bence büyük. Büyük yapar dediniz. Sence kameraman? Küçük yapar baba. Küçük yaparmış. Ha, kendi küçük değil ama ortanca oluyor. Ben küçüğüm ya. Küçük burada. Ya küçük benim babam ama benden büyük. Tamam. Abin mi bu senin? 11 yaşında. Ben 8 yaşındayım. Benden 2,5 yaş büyük. Tamam peki. 11 yaşında. Günlerle birleşip aylar olmuş. Aylarla birleşiverip yıl olmuş. Ta kimse farkına varamamış. Derken efendim baharlar yazları, yazlar da kışları kovalamış. Yel esmiş, sel gelmiş, 3 yıl gelip çatmış. Zenginler zengin, ihtiyar etrafındaki adamlarına. Artık demiş çocuklarım neredeyse gelirler. Hasretlik çöktü içime. Daha sözünü bitirmemiş ki adamlardan biri gün doğusunu göstererek gelenler var demiş. Herhalde sizin çocuklarımız. Dönüyorlar herhalde değil mi çocuklar? Evet, hangisi kazanacak bir daha sorayım. Bence büyük. Bence de büyük. Evet. Hala aynı fikirde misin kameraman? Küçük aynen. Küçü diyor. Hep birden o tarafa bakmaya başlamışlar. Tozu dumana katarak bir şeydir geliyor. Gele gele büyük oğlan çıka gelmiş. Arkasından da birbirinden babayı 40 atlı varmış. Hemencecik koşup babasının elini öpmüş. Derken arkadan ortanca olan görünmüş. Onun yanında da 100 tane deve varmış. O da gelip babasının elini öpmüş. En sonunda küçük oğlan gelmiş. O da 40 katırın üzerinde 40 erkek çocuk getirmiş. Çocukları yere indirdikten sonra gelip babasının elini öpmüş. Katırlardan inen çocuklar da gelip ihtiyar adamın elini öperek bir kenara çekilmişler. Çocuğun getirdiği çocuklar geliyor. İhtiyar zengin yanındaki adamlara izin verirseniz demiş oğulların bugüne kadar neler yaptıklarını anlatsınlar. Orada bulunanlar hay hay demişler. Biz de merak ediyorduk zaten. Önce büyük olan söze başlamış. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. 6 ay bir güz gittim. Öyle bir yere vardım ki her taraf ormanlık. Pınarlarından buz gibi sular akıyor. Kayalıklarında keklikler sekiyor. Yaylalarında geyikler, ceylanlar dolaşıyor. İnsanların yüzlerinden de kan damlıyor. Şu 40 babayı da oradan aldım. Onları ata binmeyi, kılıç kuşanmayı öğrettim. Bana vereceğin malları, paraları bu adamlar koruyacaklar. İhtiyar baba büyük oğluna hiçbir şey söylememiş. Dönüp ortanca oğluna bakmış. Ortanca oğlan sıranın kendisine geldiğini anlayarak konuşmaya başlamış. Sana sormuyorum, merak etme. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. 6 ay bir güz gittim, öyle bir yere geldim ki insan ayağını uzatıp otursa da hiç iş görmese aç kalmaz.
Giderken bana verdiğin altınlarla şu 100 deveyi aldım. Ama görüyorsun, öyle develer ki her biri bir kese altın eder. Ben burada onları satarak daha da zengin olacağım. Fazla mal göz çıkarmaz ya. Ortanca oğlan sözlerini bitirince ihtiyar baba ona da bir şey söylememiş. Sıra küçük kardeşe gelmiş. O demiş ki, ne demiş sizce? Ne demiş? Ben bilmiyorum. Derdimi düz gittim. Düz gittim. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Bak bildin. 6 ay bir düz gittim, bir ulu su başına vardım. Öyle bir su ki kızıl akar, boz akar, durmaz yatağını yıkar. Sordum, araştırdım. Öğrendim ki bu su nice yiğitlere almış, nice gelin duvakları yutmuş da nice çocukları yetim bırakmış. 4 bir tarafa haberci gönderip ustalar getirttim. Kabakları kırdırıp suyun üzerine köprü kurdurdum. O suyun yetim bıraktığı çocukları da toplayıp buraya getirdim. Mallarını büyütüp yetiştirecek. Hem iyilik yapmış hem de memleketi faydalı insanlar kazandırmış olacak. Küçük olan sözleri bitirdiği zaman ihtiyar babanın yüzü gülüyormuş. Öteki kardeşler babalarının bu halinden bir şey anlamamışlar. Fakat o bastonuna dayanarak ayağa kalkmış, eliyle işaret ederek küçük oğlunu yanına çağırmış. Eğilip onu alnından öptükten sonra aferin sana demiş. Üçünüzün içinde ben yalnız senin yaptığın işi beğendim. Paralarımın, mallarımın hepsi de senindir. Bu yetimlere sen babalık edeceksin. Büyük ağabeyin adamlarıyla seni koruyacak. Küçük ağabeyin de develeriyle senin vereceğin işleri görecek. Sen de hepsine baş olacaksın. Bunu hak ettin demiş. Bu Türk masalı böyle bitti. Türkler akıllı adamlar değil mi? Ama biz Türk'üz. Ama kameraman doğru söyledi. Küçük dedi, küçük. O attı tuttu da. Böyle hikayeler hep küçükleri şey oluyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Selam. Biz Sultanoğlu.